Evet, Fulya Funda'nın teyzeleri, ablaları. Biz bugün neler yapıyoruz? Kolları sıvadık. İşler başa düştü değil mi kızlar? Evet. Fulya'm bir sakin ol, bir sakin ol. Tamam, herkes anladı senin işçi olduğunu, emekçi olduğunu. Sakin. Evet, Funda'mın görevi yukarıda temizlik yapmak. Sirkeli suyla. Değil mi Funda'm? Evet. Fulya'm da mutfaklarda kendi açısından bir şeyler yapıyor. Evet. Ben de ne yapıyorum hemen göstereyim şöyle. Kızlar bir sakinlik çöktü bize, olmaz böyle ya. Evet. Canlanın biraz. Tamam. Şöyle görmüş olduğunuz gibi teyzeleri hemen sarmamız var ocakta. Annem kaynıyor mu bir bakalım? Ben bakayım. Kaynıyor. Fukur fukur. Teyzeleri sarmamızı Fulya'm güzelce tencereye yerleştirdi. Evet. Limonunu, yağını, her şeyini hazırladık. O kaynasın. Diğer tarafta da vallahi uzun zamandan beri yapmıyordum. Şöyle patateslerimiz var. Kapat anneciğim ağzını, güzelce kaynasınlar. Hemen patatesleri ne yapacağım? Şöyle göstereyim. Patates salatası mı? Evet annem. Bayağıdır yapmıyoruz değil mi? Evet. Patates salatası. Dolapta maydanozumuz var. Dolabı açtık mı maydanoz bize bakıyor. Biz maydanoza bakıyoruz. Dedim bari değerlendirelim. Şöyle kornişon turşumuz var. İçerisine girmesi gereken. Kırmızı biberimiz. Kırmızı biber çok yakışıyor. Mor soğanımız var. Evet, soğanımız var. Bu şekilde böyle daha eksiklerini hazırlayaraktan bir salata yapacağız. Bir de iceberg var sanırım. Iceberg ona koymayacağım annem. Tamam. Böyle bir salata yapalım. Ondan sonra bakalım daha neler yapacağız değil mi? Evet. Hadi bakalım. Evet, hemen patates salatamın malzemelerini hazırladım. Şöyle onlar bir elden ayaktan çekilsinler kenara. Hemen sarmamız pişti. Sarmamızın ağzını kapattım. Patateslerimin de şöyle birkaç dakika daha kaynasınlar. Ondan sonra tamamdır. Onu kızlar soyarlar soğuyunca. Hemen diğer tarafta ne yapıyorum? Şöyle haşır ezmesini gördünüz. Dedim çocuklar evdeyken şöyle sıcacık haşhaşlı çörekler, ekmekler yesinler. Bismillahirrahmanirrahim. Bir gel şöyle bir gel. Heh. Şöyle. Oy. İnanın hamurumu yoğuralı daha çok az oldu. 15-20 dakika anca olmuştur. Şöyle yapışmış bile, maşallah maşallah gerçekten. Hemen ne yaptım? Böyle ılık su, ılık süt, ondan sonra bir tane yaş maya, tuz, un, bir de çay bardağının böyle yarısıyla, küçük çay bardağının yani yarısıyla sıvı yağ koydum. 3-4 yemek kaşığı sayılabilir. Ondan sonra güzelce yoğurduktan sonra hemen 50 derece ısıttığım fırına koydum. Koyduğum için de bu şekilde böyle kabardı. Tamam anneciğim, çok ses yapıyor annem o. Dursun öyle. Hemen şimdi bunları bezeleyelim. Ondan sonra diğer tarafta da haşhaş ezmemizi ayarlayalım bir tabakta. Ondan sonra kolları sıvayıp haşhaşlı ekmeklerimizi yapalım. Evet. Evet. Ben mutfakta yemekle uğraşırken benim kızlar da dolap karıştırıyorlar. Evet. Değil mi? Hı hı. Teyzeleri biliyorsunuz. Ramazan ayındaydı değil mi anneciğim? Evet. Ramazan'da bizim takipçimiz, bizi takip eden bir ablamız, kendisi Antalya'da yaşıyormuş. Burada ailesi de varmış değil mi anneciğim? Evet. Almanya'nın bir yerinde dedi ama uzak bir yerinde. Burada. Bizlere hediye gelmişti. Hatta o zaman sizlere göstermiştik bunları videoda böyle. Evet. Fulya Funda da dolaptan bulmuşlar. Şimdi bunları örtünecekler mi? Evet. İyi, örtün bakalım hadi. Çok güzel bir ismi vardı değil mi ablamızın, evet, böyle? S ile başlıyordu ama. Bir şeydi, gülle alakalı bir şeydi. Evet, gülle, aynen öyle. Çok güzel. Eğer buradan bizleri izliyorsa kendisine selamlar gönderelim. Evet, çok teşekkür ederiz. Evet. Hatta bizim oturduğumuz çevrede oğlu varmış, öğretmen. Evet. Oğlunun yanına gelmiş. O zaman görmüştü değil mi bizi? Evet. Çok teşekkür ederiz. Hadi bakalım örtünün battaniyelerinizi. Üstünüzde eskisin. Teşekkür ederim. Ben de yemeklerimi yapayım prensesle. Hadi. Evet. Biraz kabuklu mu koydunuz? Şöyle alırız. Evet teyzeleri. Ben hemen hamurlarla uğraşırken sağ olsun kızlar da patatesleri halletti. Evet. Ellerine sağlık benim kızlarımın. Evde kızlar oldu mu? Bana iş ağır düşüyor değil mi? Evet. Şöyle hemen patateslerimizi doğrayalım artık. Şöyle. Bakalım. Poğaçalarımız da fırında kabarıyor. Onlar biraz kabarsın. Güzel bir limonlu, yağlı, mis gibi salata olacak değil mi? Evet. Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim sayfamız, alışveriş sayfası, vlog sayfası, aileler için ne gerekliyse o sayfa değil mi Fulya? Evet.
Alışverişe gidiyoruz, onu paylaşıyoruz. Yemek yapıyoruz, onu paylaşıyoruz. Kendi gördüğünüz gibi doğallığımızda bir şey yapmadan yalnız bir haftadan beri bize bir şeyler geliyor. Allah'ım yarabbi. Muhtemelen onlar bizi takip etmiyordur da böyle YouTube'da takip etmeden sizi eleştirenler, kötü yorum yazanlar, bir şeyler yazanlar sizi takip etmezler. Sadece böyle moralinizi bozarlar, yorum yazarlar, gider onlar. Bize de bayağıdan beri, bir hafta oldu herhalde, bir yorumla siz altında görmüyor musunuz? Eşim onları siliyor. Yok efendim, şeyle uğraşıyorsunuz mu? Tövbe yarabbim, şey de aklıma gelmedi. İşte biz fala bakıyoruz, biz büyü şeyi yapıyoruz. Ondan sonra takipçilerinize bunu paylaşıyorum. Sizin şeyinizle ucuza ekmek parasına bakmak istiyoruz. Yok mesela büyü yapacağız ya da büyü üstünüze gözler vermiş. Evet, yok size büyü yapmışlar, şunu yapmak istiyoruz. Takipçilerinizle paylaşın sayfamızı. Onlara yardımcı olacağız. Yok bilmem ne yapacağız. Allah'ım yarabbi. Kardeşim siz hiç şeye günah diye bir şey bilmiyorsunuz mu? Böyle fala bakmak, büyü yaptırmak, ne dünyada ne ahirette hiçbir şekilde yeriniz, yurdunuz yok. Vallahi engelleye bıktım. Engelliyoruz, hemen başka bir sayfa açıyorlar, gene geliyorlar. İlle bizi sayfanızda paylaşın. YouTube'dan siliyorum, Instagram'a yazıyorlar. Gerçekten o kadar şey yaptım ki, bir kere siz yani Allah'a inanıyorsanız böyle şeylere asla inanmamanız lazım. Evet. Bir insanın yuvasını yıktınız mı, bir insana zarar verdiğiniz mi, elinize ne geçecek? Böyle şeylerden para kazanacağınıza gidin sokaklarda iki iş yapın. Ne bileyim, bir çöp toplayın, kağıt toplayın da ekmek kazanın helalinden, evet. Değil mi? Büyü, saçma sapan şeyler yazıyorlar. Büyü öyle şeylere inanmayın. Boşunuza parayı harcamayın. Yani önemsiz şeylere. Değil mi? Allah ne istediyseniz kabul eder. İşte. Düşünün yani. 11 yaşındaki çocuk bile söylüyor. Gerçekten sıkıldım. Kardeşim diyorum, senin kafanda şey mi var? Problem mi var? Sen şey misin? Bize ne yazıyor? Oradan siliyorum beni. Instagram'dan yazıyor. Niye cevap vermiyor? Niye cevap vermiyor? Elinize ne geçecek böyle şeyler yazarak, yaparak, anlamadım gitti. Gerçekten böyle şeylere inananlar varsa inanmayın. Böyle hocalarla, şeylerle, muskalarla dünya dönmez. Hiçbir şey olmaz. Para tuzağı. Para tuzağı, aynen. Bir de bana öyle diyor. Vay sen niye hep kendini düşünüyorsun? Beni paylaşsan ne olur sayfamı? İşte ben ucuza şey yap veriyorum. Yapma ya. Tövbe estağfurullah, tövbe yarabbim. Allah'ım böyle şeylerden bizi uzak etsin arkadaşlar. Gerçekten saçma sapan. Hele artık biliyorsunuzdur, sabah programlarında geliyorlar. Yok işte falanca bize büyü yapmış, yok beni kocamla ayırmış, bilmem ne yapmış. Böyle şeylere inanmayın. Sizin paranızı, pulunuzu alırlar, sizi bir de kandırıyorlar böyle. Bir keresinde parayla alakalı bir şey değil ki yani. Ona buradan şunu da söyleyeyim, hemen böyle fazla uzatmayayım. Bizim sayfamızı bizi sevenler, ondan sonra alışveriş videolarımızı sevenler, vloglarımızı yemek yaparken sevenler izlesin, takip etsin böyle yani. Yok büyücülermiş efendim, yok fala bakanlarmış. Lütfen bizi takip etmeyin. Bizi böyle saçma sapan yorumlarda yazmayın. Vallahi siz bizi takip etmeseniz daha iyi olur. Varsın iki takipçi eksik olsun. Ama sizin gibiler olmasın. Evet. Boşuna yazmayın. Atayımı siliyoruz. Evet. Zaman kaybı. Engellemekten sıkıldım artık. Durmadan yazıyorlar Instagram'dan falan. Bu şeye. Instagram'dan özelden cevap vermiyorum. Bu sefer Instagram'daki fotoğrafların altına yazıyorlar. Bizi niye engelliyorsun? Cevap versene. Allah'tan başka bir şeye inanmıyoruz. Bizim büyüyle, falla malla işimiz yok. Evet. Hadi başka kapıya değil mi Hülya? Evet. Bunu da söyledik. İnşallah bir daha bizi böyle rahatsız etmezler. Evet. Bunlar çürükmüş Hülya. İki tanesi şey çıktı, gerisi sağlam. Hadi bakalım. Salatamızı da yaptık. Güzel insanlar. Her zaman sayfamız açık, yüreğimiz açık. İyi kendini bilenler. Buyursun, çıkın çıkın, gelin sayfamıza, ama böyle kendini bilmeyenler lütfen bize gelmesin. Bir dua okusan, istediğin şey yapsın, Allah kabul eder. Ay benim Fulya'ma yarabbim ya. Şu 11 yaşındaki çocuğun şeylerine bakın. Değil mi kızım? Evet. Ne isterseniz Yaradan'dan, Allah'tan isteyin. O yüzden başkasından istemeyin, değil mi? Aynen öyle. Hadi bakalım teyzeleri, fırınımızı çalıştıralım yavaş yavaş. Poğaçalarımızı pişirelim. Gene az sonra görüşürüz. Evet. Evet arkadaşlar, hemen işimi aceleye aldı verdi. Şöyle hamurumuzu açtık. Fulyam sizlere göstersin. Evet. Güzelce haşhaşımızı da hazırladık. Yağıyla, sıcak suyuyla, tuzuyla. İçerisine bir yemek kaşığı da şeker koydum. Hatta bir bezesini yaptım, tepsiye koydum. Onu birazdan gösteririz.
Evet. İşler çok değil mi kızlar? Sabahtan beri oynadık oynadık. Evet, bugün çok yorulduk. Vallahi işlerimiz yoğun. Az biraz bir şey yaptık mı hemen? Yoruluyoruz. Bol haşhaşlı yapan fulyam da güzel olur. Şöyle her tarafını haşhaşlayalım. Haşhaşsız biri kalmasın. Bir de biz bugün anne geç kalktık ya, o yüzden şu olmuşu bence. Evet. Fulyafın da sabaha kadar oturuyorlar. Akşamacık yatıyorlar. Normal. Isılıyoruz. Evet, şöyle gördüğünüz gibi hemen her tarafını sürdük. Görünüyor mu Fulyuş'um? Görünüyor. Şöyle hemen gelişi güzel saralım gitsin. Zaten güzel olur bunun şeyi. Hamuru güzelse malzemesi. Malzemesi bol olunca. Etmeyi sen, ben de fulyeyiz. Bir de Melih abim. Bir de Melih abim. Evet. Ama ben çok şey yapmıyorum. Melih abim de çok seviyor. Annem 9 tane beze de ayırdım orada tepside. Fulyem şöyle bir şey yapalım dur bir. Onları da peynirli yapıvereceğim, tamam mı? Haşhaşlı yemeyenler için. Şöyle yapalım evet. Fulyeş'im bak gördüğünüz gibi hemen. Şöyle tık tık tık. Ve hemen yuvalayalım. Oldu da bitti maşallah. Hadi inşallah. Şöyle hemen. Kesiyorum. Böyle keselim. Şöyle. Anneciğim içeride şeyi kapı şey yapar mısın? Tamam. Ne güzel şöyle oldu. Şöyle hemen kesip kesip böyle bunları. Çok güzel şimdi oldu. Şimdi şöyle tepsimiz gel Fulyeş'im tepsimize. Şöyle sıralayalım. Tepsi mayası alması önemli çünkü. İyice tepside kabarsın. Sonra içerisine şey üstüne yumurta sarısı süreriz. Doğru. Evet. Fırına. Fırına göndeririz. Böyle hadi bakalım. Biz yapmaya devam edelim. Evet arkadaşlar. Şöyle yemeğimizi yedik içtik. Mutfağımı topladım. Dedim hemen bir pişmiş hallerini de göstereyim. Tabii ki biz yedik. Artanları da bu şekilde böyle tepsiye topladım. Hemen şöyle göstereyim. Bakın böyle maşallah. Gerçekten bildiğiniz sünger gibi olmuşlar. Çocuklar da çok beğendiler. Bunları böyle ağzını güzelce saracağım artık. İsterseniz böyle fazla yapıp güzelce dondurucu torbalarına koyarak dondurucuda saklayabilirsiniz. Ani misafir gelir. Ne bileyim canınız ister. Isıtıp yiyebilirsiniz. Ben bunları şimdi sarayım. Gerçekten maşallah var. Bakın böyle çok güzel olmuşlar. Hadi bakalım. Evet. Evimizin paşası nihayet geldi. Teşvik ettiler. Değil mi? Evet. Cumartesi günü aldı abisini kandırdı gezmelere gittiler. Ya gülersin öyle. Tabii bu işin karlısı kim çıktı? Fulya Funda çıktı. Şöyle gördüğünüz gibi Melih'im elleri bol bol maşallah. Allah daha çok versin. Şöyle Fulya Funda bu sakızı çok seviyorlar. Çikolata almış onlara. Şu dörtlüyü Melih'im onları ayır. Evet, onlar Fulya Funda'ya değil şöyle kenara. Ha. Onlar bize getirmiş. Onlar bize getirmiş gelmiş. Evet. Bir de şu suyu ikisi çok seviyorlar. Demiş ki bari ben Fulya Funda'yı sevindireyim. Annemi üzdüm ya. Terk ettim bittim diye. Üzdün mü? Ya siz gidiniz de üzülmedim artık. Dedim Melih'im nerede? Semih'im nerede? Yemekle hazır gelmediler dedim. Geldi. Hiç bileceğim yoktu Melih'im. Bak ne yapıyorum fırında sana gördün mü? Haşhaşlı yemek. Haşhaşlı yemek evet. Ben yok. Söyleyeyim. Şöyle 5-10 dakika. Bir 5 dakikaları var. Ondan sonra şöyle masamızı da hazırlayacağız. Melih'in lüp diye mideye gidecek değil mi? Evet. Aynen öyle. Hadi bakalım. Biz masayı hazırlayan bir taraftan da eline koluna sağlık. Allah daha çok versin ki bol bol al böyle. Tamam mı? Tamam.